TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, hepinize günaydın. Yeni bir gün, yeni bir gündem. Hayata dair gelişmelerle ben Hakan Bakar sizlerle birlikteyiz. Efendim, havalar soğumaya başladı. Artık Aralık ayını geride bırakmak üzereyiz ve kış kendini kar yağışıyla göstermeye başladı. Evet, havalar soğudu. Tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Artık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de efendim bu güzel gün içerisinde sizlere gündeme dair gelişmelerde ne var ise Güne Bakan Hakan sosyal medya yayınından sizlere paylaşımlarımızı aktarmaya başlayacağız. 23 Aralık 2020 günlerden çarşamba. Bol bereketli esnaflarımız için bol kazançlı bir gün olsun diyoruz. Evinize, iş yerinize, hayatınız efendim şu anda geldik. Bu sosyal medya platformundan ne yapıyoruz? Konuk oluyoruz. Sizlerin de söyleyeceği, aktaracağı, paylaşacağı herhangi bir şekilde bizim aracılığımızda duyurabileceğiniz ne var ise biz efendim buradayız. İlerleyen dakikalara kadar sizlere gelişmeleri elimizden geldiği kadar yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat boyunca paylaşmaya ve duyurmaya çalışacağız. Duygu ve düşüncelerinize açığız. Bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Bir cep telefonu, bir internet, bir sosyal medya yayınınızın olması yeterli bizim için. Bunlar tabii ki izlemenizi ve bizleri takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Haberlere bakacağız. Gelişmelerde ne var ise sosyal medya üzerinden dediğimiz gibi ilerleyen dakikalara kadar sizlere duyuracağız, paylaşacağız. Konular, gündem başlıkları hazır efendim. Hazırladık tabii yayına girmeden önce bir de bunun arkası var. Burada tabii sizler için sunulacak, aktarılacak konular neyse biz onları bir elimizden geldiği kadar sizlere aktarıyoruz. Evet, Covid-19 hayatımızda 2020 hatırlanacak bir yıl mı? Değil. Hatırlamayalım. Evet, gerçekten mümkünse hepimiz için çok üzücü günlerin yaşandığı bu 2020 yılını geride bırakacağız ama 2020 geride kalınca hastalıklar da geride kalacak mı? Ne yazık ki kalmıyor. O yüzden 2021 içinde gerçekten bizim insanoğlu olarak daha dikkatli olmamız gereken günler başlıyor sevgili izleyenlerim. Çünkü hani bu salgının, bu efendim koronavirüsün mutasyona uğradığı da özellikle biliyorsunuz tüm dünyada şu anda bu yönde yeni gerçekten haberler gündeme düştükçe insanın içi ürküyor, korkuyoruz. Ne oluyor? İnsanoğlu nereden nereye gidiyor diye kendi kendimize çoğu zaman bu soruları soruyoruz. Ama bizim yapacağımız ne? Önce kendimizi. Nasıl? Hijyen. Çok önemli. Bu kurallara dikkat etmemiz lazım. Maskemizi takmamız lazım. Değil mi? Sonra mesafe, konuşurken, birileriyle irtibat halindeyken mesafemizi korumamız lazım. Bir de aynı zamanda gittiğimiz, katıldığımız veya da kalabalık ortamlarda çok fazla zaman geçirmeden daha çok açık alanlarda bulunmamız gerekiyor. Ki havalar soğumaya başladı, kapılar, pencereler böyle sıkı sıkı örtülmeye başladı. O yüzden biraz da bulunduğumuz ortamları havalandırmamız gerekiyor. Aman diyoruz efendim, aman, daha dikkatli olalım lütfen bu konuda bize, hepimize, insanoğluna büyük görevler düşüyor. Tabii devletimiz bu yönde adımlar atıyor, kısıtlamalar var özellikle. 2021'e gireceğimiz günlerde hayatımızda 3 gün boyunca kısıtlama olacak ve bu kısıtlamadan dolayı da umut ediyoruz ki vakalar her geçen gün biraz aşağı doğru düşmeye başladı ama ölüm oranlarında ne yazık ki herhangi bir şekilde çok da fazla bir düşüş yok. Sadece iyileşen hasta ve bulaş riskinin biraz daha azaldığı Sağlık Bakanlığı ve yetkililer tarafından paylaşılıyor, açıklanıyor. Bu yüzden bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Sivas'ta da şu anda tabii stabilize bir durum söz konusu ama olabilir mi?
yükselebilir mi? Dikkat etmekse yükselebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, biz efendim hemen şöyle bir salgınla ilgili bakacağımız tabloyu ekranlarınıza getirelim ve bakalım sevgili izleyenlerimiz, Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak paylaşmış olduğu salgın tablosu var. Ve bu koronavirüs tablosunda biz Türkiye olarak neredeyiz, neler yapıyoruz ve şu anda bu tablodaki rakamlarda neler yer alıyor? Dilerseniz ekranlarınıza hemen şöyle bir taşıyalım ve sizler de bu tabloyu birlikte bakalım. Evet, tablo ekranlarınıza geldi. 192.316 kişiye yapılan test sayısı. Görmüş olduğunuz gibi artık test sayıları, hani hep söylüyoruz ilk günlerde bu kadar mıydı? Hayır. Ama her geçen gün giderek test sayılarında artış söz konusu oldu ve bu artıştan dolayı da rakamlar her geçen gün yükseldi. Vaka sayısına bakıyoruz. 19.256. Hasta sayısı 3.309 sevgili izleyenlerimiz. Rakamları gördüğünüz gibi artık rakamlar 3.000'lerin üzerinde. Vefat sayısı 251. Farkında mısınız? Artık 200'ün altına düşme gibi bir durum ne yazık ki kaç zamandır, kaç haftadır göremiyorduk ve şu anda 251'leri gördük. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatlarını kaybedenlere, ailelerine, sevenlerine sabır diliyoruz. Özellikle sevgili izleyenlerimiz, sosyal medyayı açtığımız zaman bakıyoruz tanıdıklarımız veya da bizim çevremizde tanıdığımız insanların tanıdıkları bir anda bu salgından dolayı uçup gidebiliyor, elimizden kayıp gidebiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. İyileşen hasta sayısına genel anlamda baktığımız zaman 32.110 kişi sevgili izleyenlerimiz. Rakamlar bu yönde. Görmüş olduğunuz gibi işte bizler de efendim Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak paylaşmış olduğu hasta tablosunu ekranlarınıza getiriyoruz ve şu anda ekranlarda biz bu rakamları sizlerle paylaşıyoruz. Burada bize ne düşüyor? Yine dedik efendim, programımızın hemen böyle giriş kısmında söylemiştik. Burada bize dikkat etmemiz, yani dikkatli olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bakın, rakamlar bunu gösteriyor. Yani diyor ki rakamlar, dikkatli olun kardeşim. Yani salgınla ilgili şu anda tabii tüm dünya aşı üzerine yoğunlaşmış bir vaziyette. Aşının içeriği ve aşının insanoğlu üzerindeki etkileri konuşulmaya şu anda devam ederken bize düşen görev nedir? Bize düşen görev burada dikkatli olunmasıdır. Eğer dikkatli olur isek sevgili izleyenlerimiz, hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimiz bir gerçek. O yüzden dikkat, dikkat, dikkat diyoruz ve dikkatli olmaya sizleri de biz efendim sosyal medya ekranlarından davet ediyoruz. Tabloyu gördünüz, iç açıcı değil. Gerçekçi olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Yani burada bize büyük görev düşüyor. Şu anda tabii uzaktan eğitim, EBA üzerinden, sosyal platformlarda, internet üzerinden çocuklarımız ve eğitimlerini almaya devam ediyorlar ki öğretmenlerimiz de bu süre içerisinde onlara en iyi şekilde eğitimi vermeye çalışıyorlar. 2020 hayatımızdan birçok şeyi götürdü. Öyle ya da böyle bu yıl geçecek ama 2021'de düzelme olacak mı? İşte o da tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamış olduğu sözler ve cümlelere şöyle baktığımız zaman 2021'de de yine biz mesafemizi koruyacağız, hijyene dikkat edeceğiz ve kendimizi ne yapacağız efendim? Toplum içerisinde kalabalık alanlardan uzak tutmaya çalışacağız. Ekonomik anlamda bir sıkıntı, evet. Esnaflarımız dükkanlarını açtıkları andan itibaren onların giderleri var mı? Var. Nedir efendim? Bunlar tabii ki sağlık giderleri, değil mi? Vergiler, elektrik, doğalgaz, su vesaire, kira. Yani bunlar kapıyı açtığınız anda günlük olarak eleman, personel, bunlar tabii ki bunların içerisinde bir anda karşımıza çıkıyor. Allah esnafımıza yardımcı olsun. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kira yardımı şehirlerin büyüklük oranlarına göre işte 500 lira, 750 lira, 1000 TL gibi 3 ay şeklinde kira yardımlarının, destek yardımlarının yapılacağını duyurmuştu. Bunlarla ilgili de tabii ki başvurular başladı ve bunları da vatandaşlarımız, esnaflarımıza bir nebze olsun, hani en azından kiraları düşük olanlar, kiraları küçük olan esnaflarımız için bunlar önemli bir şekilde destek olarak görülüyor. Ama tabii dükkan kiraları 50 bin lira, 70 bin lira, 100 bin lira aylık bu şekilde olan firmalar için ise onlar da tabii kendileri içerisinde çözüm arayışını sürdürmekteler. Evet, biz hemen bakalım şehrimizde neler yaşanıyor, şehrimizdeki haber başlıklarında neler var, gündeme, hayata şöyle bir memleketimizden bakmaya başlayalım. Gelişmeleri, hayatımızın içerisindeki haber başlıklarını en doğru, tarafsız, objektif bir şekilde sizlere biz efendim buradan iletelim istiyoruz. Sizler de tabii ki mesajlarınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. Lütfen
aklınıza gelen, paylaşmak istediğiniz, bizimle efendim duyurmak istediğiniz ve bizlere ulaştırmak istediğiniz ne varsa bizlere yazın. Biz de efendim bu gelişmeleri sizlere sosyal medya üzerinden en doğru, tarafsız bir şekilde ulaştıralım, ulaştırmaya devam edelim diyoruz. Evet, 106 yıl önce Sarıkamış'ta vatan için yürüyen aziz şehitlerimizi öncelikle rahmet ve minnetle andığımızı söylüyoruz sevgili izleyenlerimiz. Dün 22 Aralık'tı sevgili izleyenlerimiz. 106 yıl öncesine gittik ve kar altında mücadeleleri ve hiçbir zaman geri çekilmeyen sevgili izleyenlerimiz buradan aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle andığımızı ifade ediyoruz ve gerçekten şöyle bakıyoruz, havalar biraz soğudu mu kendimizi hemen kapalı mekanlara atıyoruz ama 106 yıl önce kahramanlarımız hiçbir zaman geri çekilmediler. Bu güzel vatan için, bu güzel topraklar için bizlere emanet bıraktıkları, biz de bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız, korumaya da devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığımızı programımızın hemen başında sizlerle paylaşıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin ve biz de efendim bu toprakları, onların bizlere bırakmış olduğu emanetleri kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Al bayrağımızın altında mücadelemizi her zaman ilelebet ileriye, gelecek güzel günlere, biz de bizden sonraki yetişen kuşaklara bu toprakları emanet olarak bırakacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz Sarıkamış şehitlerine sevgili izleyenlerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Günün öne çıkan haber başlıkları: Sivas Valiliği himayesinde çiftçilerimiz ödüllendirildi. Evet, çiftçiler dün bir ödül töreni düzenlendi sevgili izleyenlerimiz ve gerçekten motivasyon bu anlamda çok önemli. Çiftçilerimizin toprakla daha böyle iç içe, toprakla daha doğru bir şekilde bir arada olmaları affedersiniz ve topraktan tabii gelen verimli o ürünlerin de halka en iyi şekilde sunulması. Çiftçilerimiz, evet, gerçekten nasırlı elleri var ve o güzel kalpleri var. İşte onlar 2020 Tarıma Doğru programı, 2020 Tarıma Değer Katanlar Ödül programında ödüllendirildiler. Plaketle güzel bir şekilde onura edildiler. 2020 Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni'nin ikincisi dün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. Gerçekleşen törende 8 kategoride çiftçilere ödülleri Sivas İl Protokolü tarafından takdim edildi. Yani şöyle düşünelim, yapılan programlar gerçekten çiftçilerimizin daha böyle verimli olmaları ve üretmelerini gösteriyor. Proje üretmek lazım. Yeni yeni ürünleri, yeni yeni tabii ki gerçekten toprakla buluşturacağımız mahsulleri çok önemli bir şekilde bu ödüllerde ön plana çıkarıyor. İşte Aşık Veysel'in bir sözü: koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarım kara topraktır. Bu dizeler bizim bu topraklardan, bu coğrafyadan çıkan rahmetli Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait. Evet, gerçekten topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ve topraktan gelen besinlerle de biz hayatımızı sürdüreceğiz. O yüzden toprağa çok iyi bakmamız lazım. Toprakla beraber suya da iyi bakmamız lazım. Şu aralar biliyorsunuz barajlarda çekilmeler söz konusu. Yağışlar az olduğu için inşallah rahmet, bereket, kar biraz yoğun yağar da böylece barajlarımız dolar diyoruz. İlimizde sevgili izleyenlerimiz, tarımsal faaliyetlerini sürdüren ve ekonomiye katkı sağlayan üreticilerimiz için dün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni'nin ikincisi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz tabii ki aylarda da bu programlar yine yapılmıştı. Vali Salih Ayhan ve İl Protokolü'nün katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Bakanlığımız TKDK ile İl Öz İdaresi, GAP ve Oran tarafından desteklenen projelerimiz ile üreticilerimize destek olmaya her zaman devam ediyoruz dedi. Evet, gerçekten devletimizin bu yönde çiftçilerimize destekleri çok yoğun. Önemli olan bu destekleri çiftçilerimize doğru bir şekilde vermek ve bu destekler verildikten sonra da takip etmek. Esas mesele aslında burada takip konusunda bitiyor. Ve devam ediyoruz. Ortak aklın üretime, üreticilere büyük katkısı olacağını ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise üretim ve istihdama odaklanan hizmet anlayışıyla, kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla, el birliği ile yaptığımız tüm çalışmaların meyvesini
yavaş yavaş almaya başlıyoruz dedi, alıyoruz dedi. Vali Ayhan ise sevgili izleyenlerimiz, üreten çiftçi gelişen Sivas projesiyle toprakla aramızda bağı sağlamlaştırmak, tarımsal üretime değer katmak için pek çok projeye imza atmaya devam ediyoruz diyen Sivas valisi Salih Ayhan, alın teriyle toprağı işleyerek helal lokma peşinde olan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum dedi. Bu ifadeleri kullandı ve gerçekten sevgili izleyenlerimiz, çiftçilerimizi biz de canı gönülden kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çünkü onlar bu projelerle, bu desteklerle daha fazla bir şekilde toprağın verim vermesini sağlıyorlar. Ve topraktan gelen bütün mahsulleri de en iyi şekilde bize, vatandaşlara, piyasaya, dünyaya ve ülkemize sunuyorlar. İşte hububat üretimi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, şeker pancarı üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bahçe ürünleri yetiştiriciliği kategorilerinde çiftçilere ödüller takdim edildi Sivas İl Protokolü tarafından. Biz de çiftçilerimizi canı gönülden bir kez daha kutluyoruz. Topraklara değer katanlara selam olsun diyoruz efendim. Selam olsun diyoruz. Böyle güzel bir programda gerçekleşti. Çiftçilerimiz onur edildi, ödüllendirildi. Tabii daha fazla çalışmak lazım. Toprağın daha çok işlenmesi gerekiyor. Özellikle şu günlerde ekonomiye baktığınız anda tarım alanında yeni yeni adımların daha fazla atılması gerekiyor. Biz de toprakla bir olana selam olsun diyoruz. Efendim, günü gündemi, hayatı, gelişmeleri sosyal medya üzerinden bizleri takip edebiliyorsunuz. Gelişmeleri an be an sizlere aktarıyoruz. Hayat içerisinde ne var ise sosyal medyadan bizlere kulak veren, gözle izleyen, takip eden siz sevgili izleyenlerimiz, bizlere fikir ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bizlere fikir ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Evet, dediğimiz gibi biz de gün içerisinde olup biten haberleri derliyoruz, toparlıyoruz, şöyle bir araya getiriyoruz ve yaklaşık bir 45 dakika, 1 saatlik zaman dilimi içerisinde bu programı sizlere dolu dolu, yani içerisinde birçok şeyi barındırmaya çalışıyoruz. O yüzden bizlere efendim takip edin, yazın, mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi de aktarın diyoruz. Havalar soğudu, artık mekanların kapıları, camları vesaire örtüldü. Arada sırada da ben söylüyorum, havalandırmayı da lütfen unutmayın. Çünkü bu salgın günlerinde oksijene çok ihtiyacımız var. Temiz havaya ihtiyacımız var ve yürüyüşe ihtiyacımız var. Fırsat buldukça, biz de bu aralar pek fazla kendi adıma yürüyüş veya spor yapamıyoruz. Hafiften böyle ceketlerimizin önü düğmelenmemeye başladı. Biraz dikkat etmek lazım. Çünkü kapalı mekanlarda oldukça insan iyiden iyiye tembelleşiyor. Şaka maka bir yana, bu tembelliği, bu rehaveti üzerimizden atmamız gerekiyor. Evet, Sivas'a yatırımlar sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde güzel yatırımlar devam ediyor. Yapılan yatırımlar içerisinde gerçekten hoş, harika projeler var. Bu projelerden bir tanesi de şehrimize önemli yatırımlar yapıldı. İşte hafta sonu sevgili izleyenlerimiz bu yatırım için açılış programı düzenlendi. Tabii pandemi dolayısıyla il protokolünün sadece katılımıyla bu program gerçekleşti. Hemen onunla ilgili şöyle bir ekranlara getirelim. İşte ekranlarda görüyorsunuz. Net Green Jeotermal Modern Cam Sera Tesisinin hafta sonu açılışı gerçekleşti. Gördüğünüz gibi ekranlarınıza getirdik. İşte cam teras, topraksız sera diyebiliriz, topraksız üretim diyebiliriz. Ve 120 bin domates fidesi dikildi sevgili izleyenlerimiz ve onların tabii meyvelerini almaya başlayacağız. İşte Sivas'a devasa yatırım. 40 milyonluk yatırım olan Net Green Jeotermal Modern Cam Tera Tesisinde ilk domates fideleri il protokolünün katılmış olduğu programla ekim gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. Müthiş oldu, harika oldu. Sivas Belediyesi, daha doğrusu eski belediye başkanı Sayın Sami Aydın sevgili izleyenlerimiz, bu projenin Sivas'a kazandırılmasında iş insanı olarak bu görevi Sivas'a güzel bir şekilde kazandırdı. Harika, emeklerine sağlık diyoruz. Şöyle arkamıza da bir fotoğraf karesini koyalım. Sivas'a devasa yatırım. Evet, işte 40 milyonluk bir yatırım. 60 dönüm bir alan içerisinde 40 dönümü kapalı olmak üzere, işte jeotermal, biliyorsunuz burası sıcak çermik alanı sevgili izleyenlerimiz. Sıcak çermikte o sudan nasıl faydalanabilirdik? İşte bu şekilde faydalanabilirdik. Güzel bir fikir, güzel bir yatırım. İstihdam anlamında bir de çalışanların %60'ı, %70'i kadınlardan oluşmakta sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde de Sayın Aydın gerçekten çok ince bir şekilde düşünceyle kadınlarımızı da iş sahalarına
daha güzel bir şekilde katmış oldu. Sivas'a devasa yatırım hafta sonu ilk protokolünün katılmış olduğu programla gerçekleşti. Sivas sıcak çevrimik bölgesi jeotermal kaynağı. Biliyorsunuz o bölge sağlık alanında, turizm alanında önemli bir yer. Ve şimdi de tarım alanında önemli bir yer konumuna geldi. Ve böylece tarım anlamında da sıcak çevrimik bölgesi konuşulmaya başladı sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ta bir ilk, bunu da hemen söyleyelim. Jeotermal topraksız modern cam sera iş insanı Sivas Eski Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından Sivas Sıcak Çevrimik Bölgesi'ne kazandırıldı. Sayın Aydın'ı da tebrik ediyoruz Sivas'ımıza böyle bir yatırım yaptığı için, böyle bir yatırımı kazandırdığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz. En azından istihdam konusunda da güzel bir şekilde adımlar atılmış oldu. Ve yine aynı zamanda tarım anlamında Sivas adından daha da söz ettirecek. 12 ay boyunca orada tarım anlamında üretim gerçekleşecek. Sivas'ın yeni bir markası. Şu anda üzerinde konuştuğumuz ve sizlere hatırlattığımız ve söylediğimiz Net Green Tarım Hayvancılık Gıda İş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ olarak bu firmanın açılımı da bu şekilde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. İlk domates fideleri 120 bin domates fidesi il protokolüne katılmış olduğu programla ekildi. Nasıl ekildi? Yerler belli. Oralarda efendim güzel bir şekilde ekimler gerçekleşti ve ilimizin önemli bir değeri oldu ve gerçekten bu anlamda da önemli bir yatırım olarak Sivas'a kazandırıldı. Sıcak çevrimi kaplıcaları hem turizm hem sağlık alanında adından söz ettirirken bir de efendim bunun üzerine yatırım ve istihdam anlamında da adından söz ettirmeye başladı. Biliyorsunuz sıcak çevrimik bölgesine bungalov evleri yapılıyor. Eski çadır sistemi tekrar getiriliyor. Altın kale kazandırıldı. Bununla beraber işte bir de sevgili izleyenlerimiz bu devasa yatırım Sivas'a kazandırıldı. İşte sıcak çevrimik alanı böylesine güzel bir ortam oluşturdu. Biz yatırım yapan Sayın Aydın'a teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bununla ilgili de tabii Sivas Valisi Salih Han'ın da açıklamaları var. Bakalım neler söylüyor. Görmüş olduğunuz gibi devasa bir yatırım, harika. Sayın Aydın'a efendim biz bol kazançlar diliyoruz. Şehrimize böylesine güzel bir yatırımı kazandırdığı için de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Düşünmek lazım, yeni yeni fikirler üretmek lazım. Girişimci ruhumuzla Sivas'a yeni istihdam alanında böyle güzel markaları katmak lazım. Sıcak çevrimik bölgesi hem turizm anlamında hem sağlık anlamında hem de yatırım anlamında önemli bir yer konumuna gelmeye devam ediyor. Umut ediyoruz ki o bölgede yeni yeni yatırımcılar için güzel bir şekilde projeler hayata geçer diyoruz. İşte Sivas'a devasa yatırım, 40 milyonluk bir yatırım, Net Green Jeotermal Modern Cam Sera tesisinde ilk fideler 120 bin fide ekildi. Domates fidesi artık ihracat anlamında bir yol kat edilecek sevgili izleyenlerimiz. Sivas tarım alanında adından iyiden iyiye söz ettirecek diyoruz. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sivas'a bu yatırımların diğer iş insanları tarafından da farklı alanlarda yatırımların kazandırılmasını bekliyoruz. Efendim günü gündemi hayatı paylaşıyoruz. Arkamızda tabii yazdan kalma bir fotoğraf. Daha sonra tabii ilerleyen günlerde kar manzaralarımızı da yine biz arkamızda fon olarak kullanacağız. Efendim devam edelim. Hayatın içerisindeki haber başlıklarını doğru, tarafsız, objektif bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Gelişmelere an be an her ne varsa birlikte bakıyoruz. Birlikte bu gelişmeleri sizlere aktarıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Günün öne çıkan haber başlıkları, günün öne çıkan gelişmelerini sosyal medya üzerinden Güne Bakan Hakan bir fark yarattık. Sosyal medya üzerinden bir televizyonculuk yayınını sizlere ulaştırdık ki izleyenlerimiz de çok memnun oluyorlar. Yani diyorlar ki en azından bizi Sivas'tan veya diğer şehirlerden dünyanın bir ucundan nerede olduğunuzu bilemiyoruz ama izleyenler harika oluyor diyorlar. Biz de bu güzel tabii ki duyguları, düşünceleri bizlere ileten vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Efendim Sivas Belediyesi tarafından dün bir program düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kitap tanıtımı gerçekleşti. Sivas Belediyesi kültürel ve sanatsal anlamda bu yönde tabii çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Belediyesi tarafından Şemsettin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına Lal isimli kitap basımı gerçekleşti. Dün de kitabın tanıtım programı düzenlendi sevgili izleyenlerimiz. Böylece Sivas'ta biliyorsunuz 3 Şems'ten biri Sivas'ta Meydan Camii'nin hemen yanı başında sevgili izleyenlerimiz türbesi yer almakta. Biz de bir kez daha tabii rahmet okuyoruz. Dua ediyoruz ve diyoruz ki efendim bu güzel sanatsal, bu güzel kültürel anlamda projeleri de hayata geçiren Sivas Belediyesi'ne ve Belediye Başkan Yardımcıları ve o birim içerisinde görev alan
tüm tabii ki çalışanlara da teşekkür ediyoruz. Kültürel anlamda, sosyal anlamda, sanatsal anlamda, kültür anlamında bu yönde elimizden geldiği kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, Sivas Belediyesi kültür sanat projelerine bir yenisini daha ekledi sevgili izleyenlerimiz. Dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne bir program düzenlendi. Şemsettin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına hazırlatmış olduğu kitabın tanıtımını yaptı Sivas Belediyesi. Şemsettin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına Sivas Belediyesi himayesinde yazar Fatih Duman'ın kaleme almış olduğu bir Şemsettin Sivasi romanı Lal adlı kitabın tanıtımı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü sevgili izleyenlerimiz programa katıldı ve tanıtım toplantısında konuşan Sayın Bilgin, Sivas'ımızın manevi büyüklerinden olan Şemsettin Sivasi'yi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için kaleme alınan Lal isimli romanın şehrimizin kültür hazinesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. Bu açıklamalar yaptı. Evet, sağlayacak gerçekten. Bu yönde Sivas Belediyesi, kurumlar Sivas'ın kültürel anlamında ihtiyacı olan konulara sahip çıkmakta öncülük ediyorlar. Emeklerinize sağlık. Ve Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise Sivas hemşehrilerimizin teveccühü ve oylarıyla göreve aldığımız günden bugüne Sayın Başkanımız Hilmi Bilgin'in önderliğinde hemşehrilerimizin birçok alanda hizmetlerine koştuk, koşmaya da devam ediyoruz diyor. Bu yönde kültürel ve sanatsal ve kültür anlamında çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz diyor sevgili izleyenlerimiz. İstikamet üzere hizmet ettiğimiz eserin amacına ulaşmasını da Allah bizlere nasip etsin demiş. Bu açıklamalarda Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Duman tarafından sevgili izleyenlerimiz yapıldı. Şemsettin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına Sivas Belediyesi tarafından Lal isimli kitap basımı gerçekleşti ve dün de tanıtım programı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Bu yönde Sivas'ın kültürel ve sanatsal değerlerine Sivas Belediyesi, Sivas Valiliği ve kamu ve kuruluşlarımızın da daha fazla sahip çıkmaları anlamında adımlar atmasını da temenni ediyoruz. Evet, yani burada kurumların tabii ki asli görevleri nedir? Belediye, şehrin genel işte temizliğiydi, işte bakımıydı, altyapısıydı vesaire. Ama bununla beraber kültürel anlamda da önemli çalışmalara da imza atılıyor. İşte insanlara destek, yardım vesaire bunlar da iç içe olurken bir de bu kültür çalışmaları hayata geçince çok da güzel oluyor. Emeklerinize sağlık diyoruz efendim. Bu kitabın hazırlanmasına katkısı olanlara da sevgi ve selamlarımızı biz efendim Güne Bakan Hakan olarak sizlere iletiyoruz. Evet, bakalım başka neler var gün içerisinde. Gelişen, gelişmekte olan haber başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz. Hayatın içerisindeki haber başlıklarında ne var ise sosyal medya üzerinden bir bir sizlere aktarıyoruz. Gelişmelerin öne çıktığı bu programda biz de diyoruz ki efendim sizlerin de duygu ve düşünceleriniz var ise bizlere yazın efendim, bizlerle paylaşın, bizlere duygu ve düşüncelerinizi aktarın diyoruz. Ve Tabu Kadastro yeni bir hizmet binasına kavuşacak sevgili izleyenlerimiz. İstasyon Caddesi'ndeki eski maliye binası. Maliye binasında şu anda tadilat, tamirat, onarım, restorasyon, bakım çalışmaları sürüyor. Tabii bu bakım çalışmaları sürerken bu konu Sivas'ın gündemine hani bir kez daha düşüyor. Neden düşüyor? Önce fotoğrafımız gelsin. İşte yıllık 150 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor bir binanın. Tabu Kadastro yeni hizmet binası. Burası şu anda tadilata alındı ve tadilat çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki ve belki Mart ayı son olabilir veya birkaç ay içerisinde Sivaslılara hizmet verecek ve yıllık 150 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor bu binanın. Ve bu bina tabii ki eski bir bina. Şu anda bakımı, onarımı yenileniyor sevgili izleyenlerimiz. Sivas Valisi Salih Ayhan da bu bina içerisinde gezdi, inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Geçtiğimiz günlerde gündeme düşmüştü bu haber ve şimdi bu konu nedir diyeceksiniz. Vatandaşlar, sahada ne konuşuluyor? Sahada bu bölgenin trafik yoğunluğu nasıl çözülecek diye, otopark sorunu nasıl çözülecek diye bu konu üzerinde de bir yoğun ve tartışma konusu gündeme geliyor. Arka tarafında okul var. Okulun sanırım herhalde zamanla otoparka dönüştürüleceği de yine bunlar gündem içerisinde konuşulan konular. Ama şunu söyleyelim. Bu bina sevgili izleyenlerimiz uzun zamandır bu şekilde maliye gittikten sonra boş ve atıl bir durumda bekliyordu. Yani tapu ve kadastro hizmet binası olması şehir adına bir avantaj. Belki tamam trafik anlamında bir yoğunluğu bölgede olacak ama Sivas'ın birçok yerinde yoğunluk var. Şu da bir gerçek, o bölgede
ticaretle uğraşan, o bölgede iş yapmaya çalışan esnaflarımız için ise buraya bu tapu ve kadastronun gelmesi bir nimet olacak sevgili izleyenlerimiz. Çünkü tapu ve kadastro demek insanların geldiği, gittiği, uğradığı, aldığı, sattığı vesaire işlemlerin yoğun bir şekilde yaptığı bir bina. Ve şu anda Kılavuz Mahallesi'nde hizmet vermekte. O bina yeterli değildi, küçük geliyordu ve şimdi işte şu anda arkamda görmüş olduğunuz eski maliye binası tabu ve kadastro yeni hizmet binası olarak restorasyon çalışmaları, bakım onarım çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra bina teslim edilecek, tabu ve kadastronun böylece yeni binası olacak. Yani yenilenecek, eski bina yenilenecek ama o bölge için bir canlanma söz konusu olacak. Evet, ama trafik anlamında çözüm mutlaka bir arayış içerisine girilecek. Bunlarla ilgili otopark sorunları konuşulacak. Bunlarla ilgili konular da gündemde yer alacak. Biz de diyoruz ki ekonomik anlamda bakmak lazım. Kamu binaları gittikleri yerlere yoğun bir şekilde ekonomiyi de götürüyorlar. Bunun için kamu binalarının yerleri seçilirken doğru analiz edilmesi gerekiyor. Ama trafik anlamında da bu bölge hareketli 50. yıl kavşağı biliyorsunuz bu bölge. Orada bir yoğunluk söz konusu olacak. Bununla ilgili de yetkililerimiz mutlaka bir önlem, bir çalışma yapması da yine kaçınılmaz olacak, onu da söyleyelim. Ama esnaf açısından baktığımız zaman, bölge açısından baktığımız zaman bu bölge güzel bir şekilde ekonomiye artı bir değer katacak. İnşallah dükkan sahipleri buraya hani tapu falan vesaire gelince kiraları yükseltmezler. Bir de böyle bir durum söz konusu. Ha, yani orada bir hareketli, ooo canlandı, çok kazanıyorsun baba falan gibi yapmayın. Ev sahiplerine de, dükkan sahiplerine de bunları söylüyoruz. Çünkü bazen işi fırsatçılığa götürebiliyorlar. Tamam, herkesin kendine göre bir malı, mülkü kıymetlidir ama karşı taraftaki insanları da düşünmek lazım. O yüzden bu bina Mart ayı itibariyle yanlış hatırlamıyorsam, önümüzdeki aylarda diyelim daha doğrusu, Tabu Kadastro hizmet binası olarak vatandaşlarımıza, Sivas halkına hizmet verecek. Yıllık 150 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor. İyi bir rakam, müthiş bir rakam. O bölgede artı bir yoğunluk olacak. Trafikle ilgili, otoparkla da ilgili mutlaka yetkililerin bir çözüm araması, çözüm bulması da bizim efendim bu yayınlarda hatırlatıcı yönünde sizlere bunu da anlatmış olduk, paylaşmış olduk. Bu haberimizi de gündeme taşıdık. Evet, söylüyoruz, şehir adına konuşuyoruz. Yani amacımız hatırlatmak, amacımız tabii ki gündeme düşen konuları bir bir sizlerle paylaşırken bu tabii konuların da detayını ve fikirleri ortaya sunmak. Bunlarla beraber umut ediyoruz ki tabii ki şehrimizi yönetenler, şehrimizin önde gelenleri de bu söylenenleri kulak ardı etmez diye temenni ediyoruz. Efendim bakalım başka neler var, gelişen haber başlıklarını ekranlara getiriyoruz. Numan Kaya, günaydın Hakan Bey demiş. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Bey. Tüm muhtarlarımıza aynı zamanda selamlar gönderelim. Tabii onlar da mahallelerin abisi, amcası konumunda. Mahallelinin bütün dertlerini, sorunlarını iyi günde, kötü günde her şekilde muhtarlarımız hizmet ediyorlar. Kolaylıklar diliyoruz. Biz muhtarlarımıza da selamlar, sevgiler. Ulaştırma ve Demiryolları Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkanı Sayın Abdullah Peker efendim bize iyi bir gün dilemiş. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a da. Biz efendim güzel bir gün dileklerimizi iletiyoruz. Selam Hakan Bey, günaydın demiş Abdullah Peker'e de. Sayın Başkan'a da biz de selam gönderiyoruz. Mesajlar gelirse hemen onları da bir bir paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şehrimizin turizm anlamında atılım yapması lazım. Evet, diyoruz ya, tarih, şehir önemli. Geçmişten bugüne, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'in ilan edildiği bir şehirde yaşıyoruz. Çok önemli bir şehirdeyiz. Peki, şehrimizin önemi daha çok reklamla, daha çok tanıtımla, daha çok yatırımla iyi bir şekilde ön plana çıkması gerekir. İşte Sivas sevgili izleyenlerimiz bu yönde müze olma konusunda da adımlar hızlı bir şekilde atılmaya devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan geçmiş günlerden, yani Sivas'ta biliyorsunuz uzun yıllardır burada valilik sürecini şu anda yaşıyoruz ama ondan önce Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yapmıştı. Daha öncesinde Divriği'de, Altınyayla'da kaymakamlık görevlerini üstlenmişti. Ve işte Sivas içinde müzeler konusuna çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Ve Sivas'ın müzeler şehri olması için önemli bir şekilde çalışmaları hayata geçiriyor. Evet, müze olması gereken yerler vardı. Geçmişten bugüne atıl durumdaydı. Sivas Valisi Salihen yapmış olduğu ve başlatmış olduğu projelerle birer birer bu alanları şehre
kazandırmak için çalışmalarına hız kattı. İşte bu alanlardan bir tanesi eski Numune Hastanesi bölgesi olarak biliyorsunuz Rahmi Günay Caddesi diyebiliriz. Ve eski açık cezaevi vardı. Orası sevgili izleyenlerimiz artık bir müze konumuna getirildi. O güzel bina, o ihtişamlı bina, etrafındaki tabii o koğuşlar yıkıldı, duvarlar yıkıldı vesaire. Binanın ortaya çıkması sağlandı ve Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi için geçmişten bugüne atılan adımlar artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani şu anda hemen hemen hazır diyebiliriz. Artık açılış için gerçekten sevgili izleyenlerimiz gün sayıyor diyebiliriz. Şehir müzeler ile donatılıyor. Bunlar güzel çünkü bir kişinin, insanların turizm anlamında, gezme anlamında, görme anlamında bir şehre gelebilmesi için bir bu yönde gezecek yerlerin çok olması. İki, turizm anlamında işte kaplıcalar, termaller bunlar da tabii ki çok önemli. Üç, doğa. Bakın doğal güzellikler, Gökpınar Gölümüz var, Hafik vesaire birçok yerde göllerimiz var. Ve işte tarihi efendim konuyu da bu müzelerle gelenlere doyasıya yaşatacağız. İşte zaten en başta görülmesi gereken yer neresi? Sivas Kongre Müzesi biliyorsunuz orası Cumhuriyet'in ilan edildiği, önemli kararların alındığı ve bizim Türk millet olarak özgürlüğümüzün ilan edildiği 4 Eylül ruhunun yaşandığı bina. Evet, kongre binamızı gezdikten sonra birçok tabii ki yerin müze olarak oluşturulması gelecek olan vatandaşlarımızın da daha fazla yeri gezme şansına sahip olacaklar. İşte Sivas'ta Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ahem bu bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeyi gezdi, kontrol etti, yetkililerden bilgi aldı. Şu anda hangi aşama konusunda olduğu yetkililer tarafından bilgilendirildi. Tarih ve kültür şehri hep Sivas söylüyoruz, hatırlatıyoruz, ifade ediyoruz ve bunun daha da böyle söylenenlerin yaşanabilir bir konuma gelmesi için de adımlar atılıyor. İşte Sivas Valisi Salih Ahem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2018 yılında cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülebilen binasında başlatılan teşhir tanzim çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu ve il özel idaresi teknik personeli projenin son durumu hakkında Sivas Valisi Salih Ayhan'a bilgi verdi sevgili izleyenlerimiz. Vali Ahen yapmış olduğu açıklamada Sivas'ın kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ifade ederek bu yapıya katkı sağlamak için Sivas'ta müze projelerine ağırlık verdiklerini söyledi. Vali Ayhan, projenin uygulandığı alan daha önce yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Geçmişin kuruluş felsefesine uygun olarak Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi sanayi faaliyetlerinin yapıldığı o ruhu yansıtacağız. Projede yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup eski dönemin ruhuna muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışını ortaya çıkaracağız dedi sevgili izleyenlerimiz. Proje çevre düzenleme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve bu tabii ki çevre düzenleme çalışmaları sonrasında da müze artık vatandaşların hizmetine sunulacak. Sivas'a müthiş bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi Sayın Ayhan. Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin yanı sıra Zanaatkarlar Çarşısı yine tabii ki bu alan içerisinde hemen açık cezaevi yani bu yapılan müzenin karşısına Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin de yapılacağını özellikle vurgu yaptı. Bölgede bulunan arkeoloji müzesi de dönüştürüldüğünde burası adeta bir açık hava müzesi ve müze havzası konumuna gelecek dedi. Doğru çünkü bu bölgede arkeoloji müzesi eğer Sayın Valimizin dedikleri Aşıklar ve Ozan Kültürü Merkezi'de yapılırsa bu müzede yapılırsa ve aynı zamanda şu anda Sivas Sanayi ve Mektebi Müzesi de hizmete geçerse bölge adeta bir müzeler havzası konumuna dönüşecek. Yani meydandan efendim Cumhuriyet Meydanı'ndan 27 Haziran Parkı'na doğru yukarı doğru şöyle gezerek çıktığınız anda tarih sizi kucaklamış olacak. Zanaatkarlar Çarşısı olacak. Orada da Sivas'ımızın önemli el işi, göz nuru ürünler vatandaşlara sergilenecek. Satışları da burada gerçekleşecek. O yüzden güzel bir proje. Emeği geçenlere biz de buradan selam, sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Harika. Sivas'ın tabii ki gezilecek, görülecek yerlerinin ne kadar çok olursa buraya gelecek olan vatandaşlar da o kadar çok olacak sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz kısa bir görüntü var Sivas Valiliği'nin paylaşmış olduğu. Hemen o görüntüleri müzeyle ilgili ekranlarınıza getirelim. Gördüğünüz gibi güzel. Yani içerisinde gerçekten gezdiğiniz zaman sizleri
geçmiş günlere götürecek ve sanayi alanında yapılan birçok çalışmalar burada hatırlatılacak. Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi yakın zamanda Sivas'a kazandırılacak. Artık çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bunu da sizlere gündeme getirdik. Haber olarak ekranlarınızda paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Efendim devam ediyoruz. Gelişmeler hayatın içerisinde varsa sosyal medya üzerinden günü gündemi paylaşıyoruz. Bizlere ulaşan izleyenlerimiz Fatih Furuze Ulaştepe, iyi yayınlar Hakan abi demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar Fatih, günün güzel olsun. Sana da güzel bir gün diliyoruz ve gündeme bakmaya devam edelim. Gelişmelerde neler var ise bir bir ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve 2021 yılına artık sayılı günler kaldı. 2021 yılı için gün sayıyoruz. Ama biz bu tabii ki salgınla mücadele konusunda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. 2021 yılında da bu salgın bizim hayatımızda olacak, uzmanlar söylüyor. Peki 2021 yılına girerken zamlar da beraber geliyor ama bir şeye zam yapılmayacak sevgili izleyenlerimiz. Alışveriş poşetlerine zam yok. Evet, 2021 yılı için güzel bir haber diyebiliriz ama o poşetin içerisine dolduracağımız ürünlere zam var. Ki son dönemlerde yumurta fiyatlarını zaten biliyorsunuz el değmiyor. Yakıyor, peynirdi, zeytindi vesaire ürünler giderek artıyor. Özellikle yağ, değil mi? En çok ihtiyacı olan konular bunlar tabii ki gıda anlamında. Umut ediyoruz ki bunlara da bir düzenleme gelir diye temenni ediyoruz. Ama üretici anlamında da baktığımız zaman üretici de artık üretimin eskisi kadar rakamların çok düşük olduğunu söylemiyor. Çok yüksek rakamlarla üretimin sağlandığını söylüyor. Ondan dolayı da bu ürünler fabrikalardan veya da işte direkt tarladan sonra fabrikalara, oradan işte market raflarına gelene kadar zam 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 eklenerek geliyor. Ama 2021 yılı için bu haberi biz güzel bir haber olarak gündeme taşıyoruz. Alışveriş poşetlerine zam yapılmayacağı sevgili izleyenlerimiz geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Ekranlarımıza getiriyoruz. Bu karar alındı. 25 kuruş biliyorsunuz poşet eğer markete gittiğiniz zaman alışveriş yaparsanız işte diğer tabii ki firmalarda da poşet istiyor musunuz diye soruyor oradaki kasiyer size. Eğer istiyorum diyorsanız yapmış olduğunuz alışverişe 25 kuruş daha ekleniyor ama zam gelmeyecek. Ama poşetin içerisine ne girecekse o konuda birçok da ürünün zam gördüğü gözlerden kaçmıyor. Özellikle yumurta 30 liranın üzerine çıktı sevgili izleyenlerimiz. Bununla ilgili de artık nasıl bir yol izlenir ki yumurta hayatımızın her anında birçok yerde tabii kullanılıyor. Bundan dolayı da yumurtanın fiyatının yüksek olması da birçok kişi tarafından gündemde en fazla konuşulan konular arasında geçiyor. Ama yumurtayı koyacağımız poşete zam yok sevgili izleyenlerimiz 2021 yılında. Yine 25 kuruştan alacağız. Efendim devam ediyoruz. Gelişmeler, hayatın içerisindeki başlıklar, öne çıkan haber başlıklarını bir bir sizlerle paylaşıyoruz. Ve neler var neler yok diyoruz efendim bu ekranlardan sosyal medya üzerinden sizlere aktarıyoruz. Hayatı, gelişmeleri ekranlara güzel bir şekilde paylaşıyoruz. Bu arada pandemi günlerinde sosyal medya, dijital ortam iyiden iyiye tabii hayatımızda çok önemli bir şekilde yer aldı. Tabii internet, kotalar vesaire yetmedi, hızlar düştü, yetişemedik ve şimdi de Cumhuriyet Üniversitesi uluslararası bir sergiyi sanal ortama taşındı sevgili izleyenlerimiz. İşte uluslararası sergi sanal ortama taşındı. Evet, bu sergiyi nasıl izleyebilirsiniz diye merak ediyorsanız onu da hemen söyleyelim. Cumhuriyet Üniversitesi'nin yine internet sitesini ziyaret ederek bu sergiyle ilgili alanı tıkladığınızda sevgili izleyenlerimiz sanal ortamda bir sergi izleme şansına sahip olabilirsiniz. Bunu da hemen haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Covid-19 pandemisi hayatın her alanında tabii insanoğlunu etkiliyor. Bizi etkilerken oturduğumuz yerden veya da dışarıya çıkmadan, kalabalık bir şekilde birilerinin arasına girmeden de sergilerin devam ettiğini Cumhuriyet Üniversitesi yapmış olduğu bu çalışmayla hayata geçirmiş oldu. İşte kültür ve sanat faaliyetleri de en çok etkilenen faaliyetler arasında geçti. İnsanlar kültürel ve sanatsal anlamda bir araya gelemedi 2021 yılında, 2020 yılında, 2021 yılında da yine gelemeyeceği bir gerçek ama hani eğer insanlar bir araya gelemiyorsa çözüm yolu nedir? Sanal ortama bunların
sunulmasıdır sevgili izleyenlerimiz. Sanatçı ve sanatseverleri buluşturup hedefleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uluslararası Katılımlı Karma Sergi düzenledi. Türkiye, Amerika, Fransa, Hollanda, Tayland, Kore, İran, Hindistan ve Fas'tan 21 üniversiteden 68 sanatçının katılımı ile 77 eserden oluşan El Ele 2020 Sivas Uluslararası Davetli Karma Sergisi adını taşıyan sergi 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren, yani 2 gün önce bu serginin şu anda işte sanal ortamda sunulmaya başladı. Sanatseverlere sunuldu sevgili izleyenlerimiz. Bu yılın sonuna kadar, yani 31 Aralık'a kadar internet ortamında bu sergiyi gezebilirsiniz. Oturduğunuz yerden izleyebilirsiniz. www.ameze.com adresine girdiğiniz anda bu siteden de erişebilirsiniz. Yine Cumhuriyet Üniversitesi'nin sitesinde de bu uzantı yer almakta. Onu da hatırlatıyoruz ve bu sanal sergiyle ilgili de açıklamalar var sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz o açıklamaları da hemen sizlerle paylaşalım ve sergi konusunda yapılan açıklamalarda neler söylendi ve serginin içeriği hakkında da bir parça en azından sizleri de bilgilendirelim istiyoruz ve uluslararası sergi sanal ortama taşındı. Haberimiz ekranlarınızda. Şimdi öncelikle biz pandemi sürecinde dijital ortamlara taşınan sergi mekanları aracılığıyla sanatı, sanatçıyı ve sanatseverleri bir araya getirmek istedik. Bu bağlamda El Ele 2020 Sivas online sergimizi sanatseverlerle buluşturmaya başladık. Amacımız aslında bizim sergiden el ele hep birlikte sanatçılarımızla birlikte olduğumuzu göstermek bu pandemi döneminde ve sanatseverleri de aynı şekilde sanattan mahrum bırakmamak. Amacımız buydu. İnşallah bu amaca da ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdi sanatçılarımız için düşündüğümüzde sanatın yeri, zamanı ya da sanatçıyı zorlayacak herhangi bir şey olmaz. Sanatçı üretkendir her anlamda, her ortamda. Bu anlamda pandeminin çok da etkilediğini düşünmüyorum. Biz sadece sergileme anlamında problemleri olabilir sanatçılarımızın, üretme anlamında değil de. Bunu da zaten daha önceden söylediğim gibi şeylerimiz, sergi mekanlarımız online platformlara taşınarak bunun üstesinden bir şekilde geliyoruz, geleceğiz. Sergimiz çok farklı dallardan konuları içeriyor. Örneğin heykel, resim, fotoğraf, bunun yanında geleneksel el sanatlarımız, tesip, minyatür, dokuma, tekstil gibi alanlarda, çok farklı alanlarda eserlerimiz mevcut. Yaklaşık 67 sanatçımızın 76 adet eseri sergimizde online olarak gezilebilecek. Sergimizde aslında uluslararası bir sergi bu. Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden birçok sanatçının yer aldığı bir sergi. Örneğin ülkeleri saymak gerekirse birkaç tanesini söyleyeyim. Amerika, Hollanda, Fransa, bunun yanında Kore, Tayland, İran, Hindistan, Fas gibi farklı ülkelerden sanatçılarımız var. Ülkemizden de 21 farklı üniversiteden 52 tane sanatçımız yer alıyor. Yani uluslararası düzeyde düzenlenmiş bir sergi. Sergimizin düzenlemesinde en başından sonuna kadar emeğini esirgemeyen, aynı zamanda küratörlüğünü üstlenen fakültemiz öğretim üyesi doçent doktor Hülya Kaynar hocama da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi öncelikle biz pandemi sürecinde dijital ortamlara taşınan sevgili izleyenlerimiz işte açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Doçent Doktor Kaynar açıklamaları yaptı ve 31 Aralık gününe kadar uluslararası bir sergi sanal ortama taşındı, internet ortamına taşındı. Evet, dedikleri çok doğru. Yani önemli olan isteyebilmek, sanatsal ve kültürel anlamda da bu çalışmalar özellikle dijital platformda da bir hayli ilgi görüyor sevgili izleyenlerimiz. İşte Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Baki Keskin sergiyle ilgili açıklamaları sizlerle paylaştı. Biz de ekranlarınıza sosyal medyadan sizlere duyurmuş olduk, aktarmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Günü, gündemi, hayatı
paylaştık. Efendim bakalım başka neler var? Hemen dijital ortamdan madem bu kadar bahsediyoruz, kendi efendim hazırlamış olduğumuz dijital gazetemiz var. Güne Bakan Hakan olarak dijital platformda şehrin netteki sesi olarak tabii biz bunu özellikle vurgu yapıyoruz. Çünkü artık yakın zamanda hayatımızda dijital dünya o kadar çok etkili oldu ki ve bu etkisinden dolayı da sevgili izleyenlerimiz her geçen gün yeni yeni fikirler, yeni yeni tabii çalışmalar yapmamız gerektiğini de gösteriyor. Bununla ilgili de dijital platformda gerçekten yapılan çalışmalar çok da güzel bir şekilde takdir topluyor. Yani günümüzde teknoloji artık elimizin içinde. Yani bir cep telefonu hayatımızın her anında her türlü bilgiyi oradan temin edebiliyoruz. Doğru bir şekilde ama bir de bakmak lazım. Bir de bu tabii ki paylaşımları sevgili izleyenlerimiz iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Tabii her paylaşılan bilginin, her paylaşılan haberin de doğru olacağı bir gerçek değil. Bu konuda da daha hassas olmak gerekiyor. Yani dijital teknolojinin hem bir güzel tarafı var, hem de yanıltıcı bazı yönleri var. O yüzden bilgi kaynaklarına paylaşılan konulara da dikkat etmenizi rica ediyoruz. Hemen getirdik ekranlarınıza. İşte gazetenin hemen manşetini şöyle bir sizlerle paylaşalım. Ve ekranlarda efendim gazete Güne Bakan sosyal medyada biz de bu paylaşımları yapıyoruz. Sivas'ta yeşil alan üzerine Sivas Belediyesi yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor sevgili izleyenlerimiz. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin özellikle seçildiği günden bugüne şehrin eksikliği olan yeşil alan, parklar, bahçeler, işte gezi yolları, yürüyüş yolları, spor yapılacak yerler vesaire bunlarla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde bulundu. Ve seçimlerin bittikten sonra çalışmalar start verildi. Tamam pandemi dönemine girildi. Çok afaki özel bir çalışmalar olmadı ama yine şehrin genel ihtiyaçlarına karşılık verildi, cevap verildi. İşte Sivas'a 185 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu. Böylece Sivas 185 bin metrekare yeşil alana, yeni bir yeşil alana kavuşmuş oldu. Bu işte eski stadyumun yeri yıkıldı, ağaçlandırıldı tamam. Şu anda ağaçlar küçük ama ileride bu ağaçlar daha da büyüyecek. Daha da boy verdiği zaman oralar daha da yeşil olacak. Yine Yumurtatepe bölgesinde yine yapılan parklar, çalışmalar vesaire, Paşabahçe mesire alanı, bazı caddelerimizdeki ağaçlandırma çalışmaları vesaire bunlarla beraber 185 bin metrekare yeni bir yeşil alan oluşturuldu. Şehrin hemen hemen her bölgesine dokunuyor Sivas Belediyesi. Asfaltlama çalışmaları, parklarda düzenlemeler, eksik olan yerlerde tamamlayıcı çalışmalar, işte Sivas Belediyesi özenle bu çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların, insanların ihtiyaç duyduğu her yere dokunmaya çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezine 1,5 milyon çiçeği toprakla buluşturdu Sivas Belediyesi. Bu hani pandemi dönemindeyiz ama yine tabii ki çalışmalar, şehrin içerisindeki o özel çalışmalar sürdü. Eski parklar yenilendi. Park olmayan mahallelere yeni parklar eklendi. Bunlar da güzel çalışmalar. Yani aslında şehrin insanının ihtiyacı olan çalışmalar bunlar. Şehir içinde 12.100 metre bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı. Daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmemiz için, Sivas'ımızın daha güzel böyle keyfini çıkarabilmemiz için yürüyüş yolları, bisiklet yolları bunlar tabii ki şehre kazandırıldı. Şehir merkezine 10 bin adet nitelikli ağaç dikilerek 185 bin metrekare yeni yeşil alanı da Sivas'a Sivas Belediyesi tarafından kazandırıldı. Biz de dedik ki efendim bu bizim için önemli bir haber. Yeşili, doğayı her zaman sevdiğimizi, her zaman desteklediğimizi söylüyoruz. O dükkanların önünde böyle hani bazen esnaflar yani şu şekilde düşünen kişiler de olabiliyor. Ya dükkanın önünde bu ağaç bu benim vitrinimi kapatıyor. Öyle düşünmeyiniz. Yani o geçen insanları güzel bir şekilde oksijenle barındırıyor. Gölgelik yapıyor. Yani sizi bir şekilde sağlıklı yaşamanız için bu yeşile, bu ağaçlara ihtiyaçlarımız var. Yani caddelerde, sokaklarda geçmişte tabii o kesildi, kaldırıldı, işte miadı dolmuş vesaire çürük falan denildi. Birçok tabii ki ağaç şehirden söküldü, kesildi.
Umut ediyoruz ki bu yönde işte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de şehrin ihtiyacı olan yeşili yeniden hayata geçirdi. Biz bunu manşete taşıdık. Sivas 185 bin metrekare yeni yeşil alana kavuştu dedi. Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklamayı paylaşımı da gündemde, dijital ortamda, gazete Güne Bakan Hakan'da ekranlara getirdik. Şehir müzeleriyle donatılıyor dedik. Bu da önemli bir haberdi. Bunu da yine gazetemizde yer ettik. Gerçekten Sivas tarih ve kültür anlamında önemli bir şehir ve bu şehrimizin kabuğunu kırması ve bu şehrimize daha çok insanın, daha çok kişinin gelmesi için müzelerin de bu şehre kazandırılması anlamında Sivas Valisi sağlayan bir harekete geçmişti. Geçtiğimiz yıllarda bunun meyveleri yavaş yavaş artık elimize düşmeye başladı ve İşte Sivas Şehir Sanayi Mektebi Müzesi, az önce bahsettik. Burası, yani Rahmi Günay Caddesi, Eski Hastane'nin olduğu bölge adeta bir müzeler platformu olarak hayatımızda yer edecek. Çünkü Aşık Veysel Ozanlar Kültür Merkezi ve Müzesi de yine bu bölgeye yapılacağını Sayın Ayhan söyledi. Arkeoloji Müzesi var ve 27 Haziran Parkı çok güzel, aynı zamanda eski yıkılan Numune Hastanesi'nin olduğu alanda Millet Bahçesi'nin oranında yeşillendirilerek vatandaşların açık havada keyifli bir zaman geçireceği bölge olarak kazandırılacak ve böylece bu bölge çok da rahat nefes alınacak bir alan haline gelecek. Toprağa değer katanlar ödüllendirildi. Bundan da programımızın başında bahsetmiştik. Önemli bir haberdi. Bunu da biz efendim gazetemize taşıdık. Çünkü 2020'de tarıma değer katanlar ödül töreninde çiftçiler onur edildi. Almış oldukları projeler kapsamında toprakla güzel bir şekilde iç içe oldukları için Sivas Valisi Salihan ve İl Protokol tarafından ödüller çiftçilerimize dün takdim edildi. Uluslararası sergi sanal ortama taşındı. Bu da önemliydi. Az önce bahsettik. Onu da yine gündemdeki haber içerisinde gazetemizde yer ettik. Şemsettin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına kitap basıldı. Sivas Belediyesi çevre düzenlemeleri ve altyapı ve diğer çalışmaların yanı sıra sanat ve kültür anlamında da yine hayatın içerisinde olmaya devam ediyor. Sivas Belediyesi kültür sanat projelerine bir yenisini daha ekleyerek Şemsettin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına hazırlamış olduğu kitabın tanıtımını dün Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde tabii az bir katılımcıyla, ilk protokolün katılımcılarıyla bu tanıtımı gerçekleştirdi. Kitabın yazarı, bu konuyu kitap haline getiren, roman haline getiren Fatih Duman da burada sevgili izleyenlerimiz kitap hakkında, işleyiş hakkında bilgiler verdi. Emeklerine sağlık diyoruz. Yine öğrencilerimizin tablet sıkıntıları, sorunları, bunların giderilmesi anlamında odalar harekete geçmeye devam etti. Sivas Ticaret Borsası öğrencilere 55 adet sevgili izleyenlerimiz tablet ve bilgisayar desteği verdi. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı'ya Sayın Hastaoğlu, Abdülkadir Hastaoğlu, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu 55 adet tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Savaşçı'ya teslim etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için de bu yönde böylece adım atılmış oldu. Biz de bunlar efendim önemli gördüğümüz için dijital netteki sesiniz diyoruz. Güne Bakan Hakan sayfalarından yine bunların detaylarını ve bu haberlerin detaylarını da sivastanhaberler.com adresinden de detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Evet, ne varsa dijital ortamda var. Yani artık diyoruz ya, gerçekten paylaşımlar bir tık kadar size yakın. Biz de diyoruz ki bu paylaşımları doğru, tarafsız, objektif bir bakış açısıyla sizlere sunuyoruz. Onun için de yapılan haberlerin önemli bir şekilde dikkat edilirken haber kaynağına, paylaşıma ve içeriğine çok dikkat edin. Çünkü bazen üstündeki o büyük puntolarla girdiğiniz anda haberin içeriğinin boş olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bu şekilde boş ve bazen şehre tabii ki zarar verecek haberler de ister istemez gündeme getiriliyor. Bunlardan da biz zaten Güne Bakan Hakan olarak her zaman uzak durduk, uzak durmaya da devam edeceğiz. Nedir? Bir çıta var, bir çizgi var, bir seviye var. Bunu koruyacağız çünkü şehre, bu yaşadığımız şehre biz yapmış olduğumuz işlerle, konuşmalarımızla, paylaşımlarımızla daha çok sahip çıkacağız. Efendim, hayatın içerisindeki haber başlıklarını ekranlarınıza bir bir getirdik. Az önce Sivas Belediyesi'nin bu yönde tabii yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir de video paylaştı. Paylaşmış oldukları videoda yapılan çalışmalar, Sivas'ın yeni yeşil alanları, parklar, bahçeler metrekare olarak, rakam olarak paylaşıldı. Dilerseniz hemen o videoyu ekranlarınıza getirelim. Sivas Belediyesi şehrin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.
Sevgili izleyenlerimiz, işte gördünüz, Sivas Belediyesi'nin hazırlamış olduğu videoyu da sizlerle paylaştık. Şehrin tabii genel bütün yerlerine Sivas Belediyesi dokunmaya devam ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar haber başlıkları arasında sivastanhaberler.com sayfasından haberlerin detaylarını okuyabildiğiniz gibi biz de buradan efendim haberleri sizlerle doğru, tarafsız, objektif bir şekilde paylaşmayı sürdürüyoruz. Ve 5 asırlık minareye yeni cami yapıldı. Evet sevgili izleyenlerim, Sivas'ta Osman Paşa Caddesi üzerinde Cami Kebir Mahallesi'nde yer alan Osman Paşa Camii geçtiğimiz günlerde kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Güzel, modern bir cami oldu, şık bir cami oldu ama minaresi korundu sevgili izleyenlerimiz. 5 asırlık bir minareye sahip bu cami, onu da hemen hatırlatalım. Sivas'ta bir hayırsever tarafından sevgili izleyenlerimiz bu caminin inşaat masrafları karşılandı. Ve böylece bu cami Osman Paşa Caddesi üzerinde, adı da zaten Osman Paşa Camii olarak geçiyor sevgili izleyenlerimiz. 5 asırlık bir minareye de sahip olduğunu söylüyoruz bu caminin. Yine aynı zamanda engelsiz bir cami olduğunu diye dile getirebiliriz. Çünkü engelli vatandaşların da ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilecekleri konumda yeniden inşa edildi. Hayırsever bir vatandaş tarafından yapıldı. Osman Paşa Camisi'nde engelli vatandaşlar da rahatlıkla ibadetlerini gerçekleştirebilecekler, yapabilecekler. Ve Osman Paşa Camisi yenilirken tescillenmiş ve geçmişi 5 asır öncesine dayanan minaresi korundu. Minare korundu ve minarenin etrafındaki eski ve yıkılması gereken cami yıkıldı. Yerine yeni, modern bir bölgeye yakışan bir cami inşa edildi. Geçtiğimiz cuma günü de cuma namazı kılındı ve cuma namazının kılınmasıyla birlikte de mahalle sakinleri, şehir sakinleri için de burası ibadete açıldı sevgili izleyenlerimiz. Biz de işte diyoruz ki Sivas'ta Osman Paşa Caddesi üzerinde Cami Kebir Mahallesi'nde yer alan Osman Paşa Camii ibadete açıldı. 5 asırlık minareye yeni bir cami inşa edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İbadetleri Rabbimiz kabul görsün diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, gelişmeler, neler var neler yok, sosyal medya üzerinden bir çırpıda böyle sizlere aktardık. Hayatın içerisindeki gelişmeleri an be an efendim, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere bunları paylaştık. Ve gelişmeler içerisindeki neler varsa ekranlarda duyurmaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve siyaset dünyasında da sevgili izleyenlerimiz, AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı her gün bir mahalleyi geziyor. Evet, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde hijyen ve sağlık anlamında destekler sağlanıyor. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı her gün bir mahallede vatandaşları ziyaret ederek vatandaşların bu salgın günlerinde evlerinde bakım, onarım, yani temizlik anlamında, hijyen anlamında çalışmalar yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ülkemizde de, şehrimizde de tabii etkili. Bu salgınla birlikte her gün bir mahalledeyiz sloganıyla sosyal sorumluluk projesini başlattı. 65 mahallede bulunan camileri, ihtiyaç sahibi vatandaşları, yaşlıları ve toplu kullanım alanları yapmış oldukları çalışmalarla dezenfekte ediyorlar ve böylece vatandaşların sağlığını da korumuş oluyorlar sevgili izleyenlerimiz. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı her gün bir mahalledeyiz sloganıyla çıkmış oldukları yolda mahalleleri geziyorlar. İhtiyaç sahibi kişiler, temizlenmesi gereken, hijyene ihtiyacı olan yerler, işte ibadethaneler, vatandaşların evleri, buralarda sağlık anlamında destek oluyorlar. Dezenfekte çalışmalarını yapıyorlar sevgili izleyenlerimiz. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, onu da hemen hatırlatalım. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza destek amacıyla böyle bir proje başlattık ve ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz dedi. Sayın Kuruçay da bu açıklamaları yaptı. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, sosyal sorumluluk projeleri önemli. Yani vatandaşlara hizmeti her şekilde götürmek gerekiyor. Efendim, gün gündem gelişmeler, neler varsa sosyal medyadan bir çırpıda paylaştık. Gelen mesajlara bu arada bakalım. Bazen unutuyoruz. Hayırlı yayınlar Güne Bakan Hakan Bakar demiş. Yüksel Fertelli yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sanayi esnaflarımıza da hayırlı işler dileklerimizi efendim biz buradan Güne Bakan Hakan olarak iletiyoruz. Sizlere de güzel bir gün diliyoruz. 4 Eylül Sanayi sitesinde Sayın Fertelli de işlerini güçlerini sürdürmekte. Ona da güzel bir gün dileklerimizi buradan iletiyoruz. Gündemdeki haber başlıklarımız arasında gelen mesajları da sizlere aktardık. Sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Evet, şöyle bir hazırladığımız haberleri baktığımız zaman aktaracağımız haberlerin de sonuna geldiğimizi vurguluyoruz.
hatırlatıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bir haberimiz daha vardı. Onu da hemen paylaşalım. Sivas Ticaret Borsası'nın tablet verdiği haberi vardı. Bunu da ekranlarınıza getirelim sevgili izleyenlerimiz. Öğrencilerin ihtiyaçları bir bir tabii karşılanıyor. Bu yönde tabii ki Sivas Ticaret Borsası da az önce gazetemizde, dijital gazetemizde paylaşmıştık. Öğrencilere 55 adet tablet verildi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya bu tabletler teslim edildi. Borsadan öğrencilere tablet desteği olarak da biz de bu haberi hemen gündeme getirelim. Haberde Sayın Başkan'ın açıklamaları var. Onları da izleyelim. Çok kıymetli arkadaşlarımız, bugün hayırlı için buradayız. Millet Müdürümüzü ve Millet Camiası'nı ziyarete geldik. Gereken de elimiz boş gelmedik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'mizin ve borsamızın katkılarıyla beraber hazırlamış olduğumuz 55 adet tablet bilgisayarımızla ihtiyaç sahibi öğrencilerine ulaştırmak üzere Sayın Müdürlüğü'ne takdim edeceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz bilgisayarlarımız EBA'ya uyumludur. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de öğrencilerine faydalı olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerine başarılar diliyoruz. Müdürlüğe de teşekkür ediyoruz kabul ettikleri için. Tüm Milli Eğitim Camiası adına teşekkür ediyorum. Malumunuz Mart ayından itibaren okullarımız kısa süreli açılsa da uzaktan eğitime başladı. Bu uzaktan eğitimin en önemli rollerinden biri de tabletlerdi. Sivas'ta çok şükür tablet ihtiyacımız çok fazla olmadı. Özellikle belediyemiz, valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ciddi anlamda destek verdiler. Her zaman eğitimin yanında olan ticaret borsasına da ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ne zaman ihtiyacımız olsa bize yardımcı oldular. Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda da biz de bu 55 tane tablette çocuklarımıza inşallah ulaştıracağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben başkanıma ve yönetim kuruluna ayrıca tüm eğitim camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sizler iyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, öğrencilere dağıtılmak üzere Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı'ya borsa tarafından tabletler teslim edildi sevgili izleyenlerimiz. Biz de gündemdeki gelişen haber başlıklarını sosyal medyamız üzerinden sizlere aktardık. İzleyicilerimiz de gayet memnunlar, güzel bizleri takip ediyorlar. Bazen tabii biz de gidiyoruz yerinde sevgili izleyenlerimiz bu programları gerçekleştiriyor, canlı yayınları. Yeni trend zaten. Çağa ayak uydurmamız lazım. Yenilikleri yakından takip etmemiz lazım. Biz de gazeteci olarak, haberci olarak, yayıncı olarak, programcı olarak artık siz bize hangi sıfatla seslenmek istiyorsunuz bilemiyoruz ama hani ismin başındaki sıfat çok önemli değil. Önce insan olabilmek bu çok önemli. O yüzden diyoruz ya şehre değer katacak ne varsa sizlerin sesinizi duyurabilecek ne varsa biz buradayız efendim. Yazın, gönderin, paylaşın, video çekin, fotoğraf atın, çevrenizde sizi ve toplumu ilgilendiren neler varsa bunları bizlere aktarabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Çünkü bu memleket, bu ülke hepimizin. Biz bir şeyleri doğru, tarafsız, objektif şekilde aktarırsak tabii ki bunun üstesinden geleceğiz. O yüzden bu paylaşımları biz de önemsiyoruz. Çünkü şehri adına yapacağımız daha çok şey var. Bunları da konuşarak çözmemiz lazım, fikirlerle çözmemiz lazım. Mesela şimdi bakıyoruz özellikle. Bazen hani çok farklı sesler çıkabiliyor. İşte insanlar şehirde yapılan konuları haberimiz yok, neler yapılıyor vesaire, şudur budur işte gibi konular çok defa gündeme geliyor. Bazen de böyle yetkili olarak nitelendirdiğimiz ağızlardan çıkan açıklamalar gündemde bir anda etki yaratıyor ama şöyle de bakmak lazım olaya. Gerçekten insanoğlu olarak kişi öncelikle bir aynaya bakıp ben kendi çevreme, kendi şehrime, acaba geçmişten bugüne ne katmışım, bundan sonra ne katacağım? Yani eleştirirken, bir şeyleri de söylerken içerisinin dolu olmasına bakmak lazım. Yani ya kardeşim laf olsun diye de eleştirmemek gerekiyor. Bunu da her zaman biz buradan ifade ediyoruz. Ama eksik olan, yanlış olan ne varsa da dobra dobra buradan kimse yani böyle nasıl diyeyim, kendi şahsi şeylerine değil ama yapmış olduğu işle alakalı bütün konuları da samimiyetle, açık yüreklilikle her zaman ifade ediyoruz. Şehir adına yapılması gereken en önemli konulardan biri nedir? İstihdam alanları. Bu hep konuşuluyor.
iş konusu ve sevgili izleyenlerimiz, Sivas'ımızın çok önemli bir marka değeri Estaş geçtiğimiz günlerde bir iş ilanı paylaştı. 50 dökümcünün alınacağını paylaştı ilana. 1000'in üzerinde bir başvuru olduğu sevgili izleyenlerimiz, öğrendiğimiz duyumlar arasında ve gerçekten hani bu da şunu gösteriyor. Sivas'ın işsizlik anlamında hala kanayan yarasına bir pansuman, bir efendim düzenleme yapılmadı böylece gözler önünde. Elimizdeki önemli fabrikalara hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Yeni yeni yatırımları da tabii ki desteklememiz lazım ki işte bu yatırımlardan bir tanesi program içerisinde Sivas Belediyesi eski başkanı Sayın Sami Aydın, iş insanı, Sıcak Çermik bölgesine devasa 40 milyonluk bir yatırım yaptı. Bu tarzda yatırımların daha çok şehre kazandırılması, daha çok şehre ön ayak olunması anlamında yapılması gerekiyor. Bunlar çoğalırsa işsizlik de azalır. Bunlar çoğalırsa ekonomik olarak kaygılarımız, çekingenliklerimiz de, yani biz de medya sektöründeyiz. Reklamlarla işte destekler, firmalarımızın işte bizlere sunmuş olduğu destekler ve biz de onları tanıtmalarla bu programları hayata geçiriyoruz. Yani herkes birbirine bir destek olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas Ticaret Odası yerel esnafımıza destek olalım dedi. Arkasından işte Sivas Ticaret Borsası alışverişini yerel esnaftan yap dedi. Çağrılar yapıldı. Billboardlara afişler vesaire bunlar asıldı. Her tarafta işte vatandaşlarımız el birliğiyle. Tabii bunlar yeterli mi? Değil. Yani bizim bunlardan ziyade istihdamı daha çok fazla bir şekilde kendimizi rahatlatacak istihdam alanında yeni yeni adımların atılması için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu kime düşüyor bu görev? Bu görevde bizim vermiş olduğumuz oylarla bizi Ankara'da temsil eden kişilere düşüyor. Yani vekillerimize düşüyor. Tamam, devletimizin genel olarak klasik olarak bütçe konuşuldu. İşte hastane desteği, hızlı tren desteği, yatırımlarla ilgili destekler, bunlar rutin olarak tabii hayatımıza giriyor ama bununla beraber iş insanlarının önünü açacak olan Kenevir konuşulmadı. 6. bölge konusu karara bağlanmadı. Demirağ OSB'nin altyapısı için gerekli para 2021 yılı içerisinde hangi ay içerisinde geleceği ise tam netlik olarak kazanmadı. Sadece yine sözler ağızdan çıktı, şehire gönderildi, şehir olarak bekleyin mesajı verildi. Zaten bekliyoruz Sivas olarak. Yani burada vatandaşlarımızın efendim gerçekten bu konuda samimi bir şekilde ihtiyaçlara cevap verecek olan kişilere seslerini duyursunlar. Öyle ya da böyle sosyal medyadan uygun bir dille bizlere de gönderebilirsiniz. Bizlere de fikir ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Eğer bunları yaparsanız biz de efendim bunları sağlıklı bir şekilde duyurabiliriz, kamuoyuyla paylaşırız. Daha çok konuşacak çok şey var ama biz efendim çok fazla zamanınızı almayalım. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Güne gündeme hayata elimizden geldiği kadar şu anda izlemekte olduğunuz platformdan sevgili izleyenlerimiz ulaşmaya çalıştık. Bizleri bu ana kadar takip edenler, bizleri efendim izleyenler. Ha bir de şunu paylaşayım. Herkes birbirine bir plaket, bir şeyler hediye falan verme derdiyle böyle bir şeye tutuştular. Yani biri bir yere gidiyor işte ne yapalım şu bir plaket böyle bir şey veriyor yani. Ya artık bunlardan vazgeçelim. Yani sosyal medyayı veya da bir işi yapıyorsanız gerçekten çok sağlıklı bir şekilde yaptığınız işler ses getirsin. Yani insanlar birbirini onur ediyor, güzel. Ama görüyoruz ziyaretler esnasında yani insanlar birbirini böyle nazik bir şekilde ağırlıyor ediyor ama bakalım şehre ne kazandırılıyor? Şehre ne katılıyor? Yani biz işin burasında olmamız gerekiyor. Lütfen bu konuda da biraz daha böyle oda başkanlarımızdan, özellikle oda başkanlarımız, STK'lar bunlar çok önemli. Çünkü Sivas'ta Başkanlar Konseyi uzun zamandır Ticaret Odası bünyesinde Başkanlar Konseyi var. Başkanlar Konseyi bir araya gelerek yıl sonunda 2020 yılını nasıl kapattık? Bunun değerlendirmesini yapmalarını biz rica ediyoruz. 2021 yılı içinde bir çetele tutun, yazın şöyle bir tahtaya. Bunlar yapılacak veya 2021'de biz bunları konuştuk, biz bunları aldık veya alamadık. Yani bunun mukayesini yapmak lazım. Bunları tartışalım, bunlarla gündemi daha çok meşgul edelim. Yoksa plaketler, birbirimize gittik geldik ağırladık işte vesaire. Bunlardan bence biraz uzaklaşalım artık samimi bir şekilde 2020'deki eksikliklerimizi 2021 yılında güzel bir şekilde tamamlayalım. Yani eğer 2020'de hani bu şu anda geçirmek üzereyiz 2020'yi. 2021'de eğer 2020 gibi Sivas için hani istihdam anlamında veya projeler anlamında
daha böyle bir zayıf geçerse bu şehirden göç edecek insanları kimse durduramaz. Çünkü insanlar artık doğduğu topraklardan ziyade doyduğu topraklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gökyüzü aynı, bulutlar aynı. İnsanlar diyor ki biz diyor bu sınırlardan, bu tabeladan diğer tarafa geçince eğer daha çok kazanacaksak, eğer bize daha çok değer verilecekse biz o bölgelere gideriz diyorlar. Bunu saha söylüyor. Biz çıkıyoruz, konuşuyoruz akşama kadar esnafıyla, işçisiyle, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla böyle birçok yerde gidip konuşmalarımız oluyor, görüşmelerimiz oluyor ve ortaya çıkan sonuç da bu. Yani genellikle insanların aklında hala göç sorusu var. Bunun da biz 2021 yılı içerisinde artık tamamen akıllardan kalkmasını istiyoruz. Bu da neyle olur? Yatırımlarla olur, istihdamlarla olur. Bunların Sivas'a artırılmasıyla olur. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiniz, izlediniz. Zamanınızı aldınız. Bize zaman ayırdınız. Yarın yine burada olacağız. Elimizden geldiği kadar konuklar da almaya çalışıyoruz tabii programa. Mekanlara gidiyoruz. Oralardan canlı yayınlar yapıyoruz. Yenilikler, yeni trendler, yeni fikirler hepsini biz efendim elimizden geldiği kadar, bu aklın yettiği kadar sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ben Hakan Bakar. Bu yayında sizlere her şeyi ben hazırladım. Onu da söyleyeyim yani. Burada kimse yok benden başka. Haberlerinden tut, videolarını, alt KC'lerini, şunları bunları hepsini hazırladık. Bizleri destekleyen esnaflarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tabii yeni firmalarımızın, yeni esnaflarımızın da olmasını temenni ediyoruz. Yani insana sahip çıkalım değil mi? İnsana, şehir insanına eğer sahip çıkarsanız bu şehir daha da güzelleşir. Efendim programı burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını sona erdi.